Hoş geldin Evrim abi. Hoş bulduk mürevvin. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de. E, bugün birinci yıl özel video çekiyoruz ve benim sana sorum yok. Ne güzel. Kendimizi değerlendireceğiz. Öyle mi yapalım? Evet. Tamam. 5 Eylül 2023'te başlamıştık, değil mi? Bir seneyi geçmişiz. Evet. Yani ilk başlarken açıkçası onun çıkıyor bu kadar uzun soluklu bir program olur mu? Birinci yılda doldurur muyuz falan bilemiyordum. Seçim Öncesi programı gibi başladı çünkü genel Seferi Sarın seçim siyasetini değerlendirmek üzerine başlamıştık. Ama öyle bir noktaya geldi ki Seferi birçok problemi çözmek de bize düştü, üzerine gitmek de bize düştü. İşte ondan seçim bittikten sonra da artık hani bir yorgunluk da vardı. Bitiririz ya da işte ayda bir çekeriz derken izleyicilerimizden gelen DM'lerle. Programa devam etmemiz gerektiği istendi bizden. Bunun gerekli olduğu anlatıldı. Ee, devam etmezseniz 150 bir şara ihbar ederiz sizi. Şikayet ederiz diyenler oldu sağ olsunlar. Biz de ondan sonra devam edelim dedik. Elimizden geldiğince aksatmadan sadece iki hafta çekim yapmadık. Evet. da birinde ben e, tatile gitmiştim. Bir tanesinde sesim kısıktı. Onun dışında hiç aksatmadan çektik. Ve bugünlere geldik. Toplam Hayır. 71 video yayınlamışız. 71 video. Çok güzel. Ee, sanırım 6'ya yakında canlı yayınımız olmuş. O da çok güzel. Bu şekilde bir sene içerisinde çok güzel içerikler bunlar. İçerik hemen hemen, yani. hemen 3-4 günde bir şey çekmişiz o zaman. Aynı seçim o, döneminde ard içeriklerimiz olduğu için. Hı -hı. bayağı yoğun geçmiş açıkçası. Evet o yoğunluğu zaten yorgunluk olarak fark etmiştik. Ama vatandaş devam deyince izleyiciler de haklı. Onlar da işin bir tarafı çünkü. Her ne kadar biz gün içinde bazı olaylara bakıp e, bilgi alıp kimsenin karşısına çünkü boş çıkmadık hiç bugüne kadar biliyorsun. Kesinlikle öyle konuşmak için. Yani video çekmek için çekmedik. Çekmedik. Bilgi... İçerik gerekiyordu bir noktada. Bilgi gerekiyordu. Aynen öyle. Evet, ama biz bir tarafıyız bunun. Bir tarafı da izleyici. Tabii. Aslında izleyicinin devam ettirdiği bir program desek yanlış söylememiş oluruz. Kesinlikle öyle. İzlenmeleri gördükten sonra bu da bizim mutlu etti tabii ki de. Ee, gelen DM'ler, sorunlarla ilgili gelen DM'ler. İşte şöyle bir, burada bir böyle bir problem var dile getirir misiniz diye. Hı hı. Belki de yanlış anlaşılmalar dile getirdik ve sonrasında karşı tarafın açıklamasıyla birlikte. Ee, güzel, yararlı bir video oldu. Övdüm, övdük gibi oldu biraz ama o kadar, yararlı bir platform oldu. O kadar olsun canım. Yani o kadar emek verdik ve biz bunu inatla da hep söyledik. Para kazanmadan yaptık. Yani hiçbir zaman buraya bir reklam almadık, sponsor almadık. Ha, tabii ki alabiliriz bu ayıp bir şey değil ama almadan bugüne kadar tamamen emekle geldi. Başta Fırat Çağlar Özlü ile başladık, çektik. Caner yine teknik ekipteydi. Sonra seninle devam ettik. Yine Caner vardı. Zaman zaman Mustafa e, geldi çekimlere sağ olsun. Yani Aybüke ile, Aybüke ile program çektik. Evet. E, ile program çektik. Nedim ile program çektik. Eee evet. siyasileri ağırladık ki o dönemde o programlar hani kimse de e, yanlış anlamasın ama sefer sarda sorulma, sorulmayacak bu sorular sorulamaz denilen soruları sorduk. Kimse bunların üzerine gidemez denilen şeylerin üzerine gittik. E, gazetecilik anlamında ben tatmin oldum açıkçası. Güzel şeyler yaptık. Bugün de hemen hemen siyasilerin yüzde 80'i yüzde 90'ını gördüğümüz yerde selamlaşıp halat soruyorsa demek ki onlara da düzgün sorular yönlendirdik. Şeyler yaptık bu arada tabii mitinglerin canlı yayınlarını da verdik Aynen, yani. Öyle. Bunları da bunları da yaptık. Bize gelen sorunların neredeyse tamamını çöz çözümüne katkı sağladık. Yetkililere ulaştırdık. Ee, birinci yılını dolu dolu hak eden bir program oldu. Kesinlikle öyle, katılıyorum. İzleyiciler, yani dedim ki bu işin içinde interaktif olmak Kesinlikle çok önemli. Kesinlikle öyle, yorumlar özellikle. <laughs> Gerçekten böyle şey, hani, güzel program nokta gibi yorumlar değildi bize gelenler. Paragraf paragraf, evet. şöyle iyi, böyle iyi ya da eleştiri kısmında şu kısmı düzelseniz iyi olur mu, seste şu kısmı düzelseniz iyi olur mu gibisinden e, güzel yorumlardı bizim açımızdan. Ve dünyanın dört tarafından izlendiğimizi gördük. Tabii, vardı. o da var. Bahamalardan, Amerika'dan, İngiltere'den, bayağı yerden de izlendik. Bu da keyifliydi. Ee, yani sokakta da hala insanlarla karşılaştığımızda ismimi bilmeyen insanlar, aa onuncu köy deyip e, konuya giriyorlar, anlatıyorlar, izlediklerini söylüyorlar. E, şu konu da var, bu konu da var diyerek bize Hangi konuya dikkat etmemiz gerektiğini falan iletiyorlar. Bu keyifli ee, bir yılda dediğim gibi yani az bir süre değil söylemesi dile kolay. Yani 70-80 tane şeyden bahsediyoruz ee, hemen hemen ee, yayından bahsediyoruz. Bunun bilgi toplanması, bir konuyla ilgili araştırılması falan zor bu bir ekip işi. Bu tabii ki hepimizin de bir başarısı. Milyon rakamından fazla etkileşim almak, izlenmek, milyon rakamlarına ulaşmak, yani Seferisar gibi bir ilçede bunu yapıyorken bu rakamlara ulaşmak çok kolay. E, kimi zaman takılıyorum işte İzmir'deki merdiven altı yayın yapanların işte tıklamalarına bakıyoruz. Onların çok 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 üstünde hayal edemeyecekleri rakamlara ulaştık. E bu da işte bu işi düzgün yaptığımız için, bilgi topladığımız için, Can işte keşke bir imkanımız olsa da aslında kamera arkası yayınlarımızı da verebilsek. Kesinlikle öyle. Bir kişi gelse de bizi çekse gerçekten. Çünkü biz yetişemiyoruz artık ona da. Yani yayına yansımayan kavgalarımızı, tartışmalarımızı, <laughs> güldüğümüz anları. Çok bulmak istedim senin sinirlendiğin kısımları da gerçekten hepsini atmış Caner. Atmış mı? Sa sağ olsun Caner. <laughs> beni beni harcamamış. <laughs> harcamamış. E tabi biraz işi ciddi yaptığımız için bu tartışmalar düzgün iş çıksın diye. Ee, ya biz memnunuz, vatandaş da memnun ki devam edelim istedi. Biz de elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani hepimizin bir ticari hayatı, hepimizin bir özel hayatı var. Dediğim gibi biz bu işten para kazanmıyoruz. Sadece kamu yararına yaptığımız bir yayın. Ee, biz devam ettirmeye gayret ediyoruz vatandaşın istediği doğrultuda ara sıra çekimlerde aksamalar olabiliyor çünkü hepimizin yoğunluğu var. O da artık ona da kusura bakmasın izleyiciler ama ne yapıp edip yine bir şekilde fırsat bulup çekmeye çalışıyoruz. Peki abi sana şöyle şöyle bir soru sorsam, ee, en unutamadığım bölüm dediğimde aklına hangi bölüm canlanıyor? Ya bölüm adı olarak belki hatırlayamayabilirsin. Öyle hatırlamam de. zaten ama hani şey olarak yani mesela şöyle söyleyeyim sokaktan etkileşim aldığım ee, mesela Dondurma neli, neyliydi yayını sonrası sokaktan çok ciddi bir e, şey aldım etki aldım vatandaştan gelen WhatsApp mesajları, DM'ler, arayanlar, gördüğü yerde soranlar, e, hainler programı başlığı hainlerdi galiba kim bu hainlerdi galiba öyle bir şeydi. E, ondan sonra çok ciddi e, şey aldım sokaktan yine tepki aldım. Yani aslında şöyle söyleyeyim, haksızlık da etmeyeyim, her yayınımızdan sonra sokaktan tepki aldık ama özellikle bu 3-4 konu, yani 2-3 konu çok da fazla ses getirdi. İnsanlar merak ettiler, kim olduğunu merak ettiler falan. Neden e, bu insanlarla alakalı bu yorumları yaptığımızı bilmeyip merak edenler sokakta gördükleri yerde sordular yani Nedir bu insanlarla derdiniz falan. İşte onu anlattık bunlarla. Biz bir derdimiz yok. Yapılanlar yanlıştı diye. Ee, yani şöyle diyebilirim. İlk başta Eylül ayında hani geçen sene Eylül, Eylül ayı ile Aralık ayı arasında e, biraz da insanlar acaba devamı gelecek mi, seçim programı mı derken böyle daha tam olarak adapte olmadığı bir dönem var. Ama 1 Ocak sonrası seçimin sonuna kadar yani 3 aylık bir periyot daha farklı bir etkileşim vardı. Seçim sonrası lütfen bu programı bitirmeyin. Seferistan'ın sorunlarını dile getiriyorsunuz, çözüyorsunuz diye bize bir kitlemiz vardı. Ve seçim sonrası da hemen hemen Haziran ayının sonuna kadar hani seçimden sonra 2-3 aylık süreçte de dehşet bir tepki vardı. Yazın bir tık düştü. Ortada bir seçim kalmadı falan derken ama sonra baktık yani izlenmeler yine çok tatmin edici rakamlar 3 4 4 sayılara kadar hani çıktığımız yayınlar falan e, ama de yani işte keyif aldığım bölümde dersen Yaşar Coşar Almila'nın da konuk olarak hani izleyici olarak geldiği bölüm vardı mesela orada. Onların böyle put gibi durmaları, bizim işte o sırada tartışıyor olmamız, onları da unuttum bir ara ben izlediklerini falan. O bölüm biraz şeydi, keyifliydi. Evet. Ben hemen hemen hepsinden keyif aldım. Ama sokaktan 4-5 bölümden, bunların içinde 4-5 bölümden çok fazlaca olumlu olumsuz tepki aldık. Bir de şeylerimiz var, yorum sapıklarımız var biliyorsunuz. <laughs> sürekli anlamsız... Desteğini Sürekli anlamsız yorumlar yapıp Cevap vermememize rağmen inatla, hırsla yapıp sonra yani bir yerde karşılaştığımızda ya da telefon açtığımda e, kemküm eden tipler. Bazen yolda tartışanlar da oldu kendi aralarında. Evet yani onlar da var. Çok enteresan şimdi birebir e, İstanbul'da bu işi, İzmir'de bu işi yapıyor olsan seninle karşılaşma ihtimali çok az. Ama burada ben çok fazla sokakta olan bir insan olduğum için birçok yayını birebir bir yerde otururken, çay içerken falan tartışma şansımız oluyor. Ya olumlu olumsuz yorum yapan e, tabii şey de oldu. Bizim yükselen bir değer olmamız, programın belli bir aşamaya gelmesi, e, özellikle siyaset yapan, geçmişte siyaset yapıp popüleritesini yitirmiş bir kitlenin, birkaç kişinin bize sallayarak aklı sıra e, popülerliğimizden yararlanma ya çalıştı, küçük hesaplar, küçük siyasetçiler çünkü bunlar. Ona da müsaade etmedim açıkçası, cevap da vermedim hiçbir bu zaman. Zamanında da çünkü o insanların siyaseten ilçe başkanlığı falan yapmış insanlar bunlar ama siyasette de hiçbir şey yapamadıklarını, boş beleş insanlar olduklarını bildiğim için o popüleriten yararlanmalarına izin vermedim. Ama gerçek anlamda olumlu olumsuz eleştiri yapıp tavrını koyan insanların hepsine telefonda da açıklama yaptık, yayınlarda da açıklama yaptık, sokakta da açıklama yaptık. Aslında onların sahiplendiğini gösteriyor olumlu olumsuz anlamda bu beni rahatsız etmez etmedi de hiçbir zaman. Beğenip beğenmediğini söyleyebilir, fikrini beyan edebilir. Niyeti iyiyse, niyeti gerçekten oysa ama onun dışında işte dediğim gibi hani şark kurnazlığı yapanlara da müsaade etmedik. Onlar onlara da hiçbir zaman cevap da vermedik. E, siyaseten bazıları e, sağ olsun mitinglerinde falan yuvalatmaya kadar vardırdı bizi anket sonuçlarını açıklıyoruz ben diye. Ben de onu söyleyecektim. Yani, anket deyince, açıklanmayan anket sonuçları da var sürekli günlerinde. Açıklanmayan, açıklanmayan ama aslında ben cümlelerimle ne olduğunu anlattım. Ee, ya işte anketlerde biz yokmuşuz da göreceksiniz. Seçim akşamı falan deyip de böyle e, yuhalatmaya varan noktalara geldiler. Ee, bunu seçim zamanı. Olabilecek yaşanılabilecek şeyler arasına koyup çok da büyütmedik, cevabımızı verdik, geçtik. Herhangi bir polemiğe girmedik bir siyasetçiyle, e, vatandaşla da herhangi bir piyo şeye girmedik, polemiğe girmedik. Yani gazeteciliğin etik kuralları içerisinde, televizyonculuğun etik kuralları içerisinde görevimizi hepimizin tam anlamıyla, tam manasıyla yaptığımızı düşünüyorum. İnsanlar da bu birinci yıl programının altına düşüncelerini yazabilirler, yorum yapabilirler. Yani olumlu, olumsuz. Ee, o bir kesim hariç. Onları ciddiye almıyorum. inatla yani da almayacağım. Ama onun dışında herkes e, istediği yorumu yapabilir olumlu, olumsuz. Bakarız. Bizim de kendimizi belki çek etmemiz gerekiyordur. Ee, öyle. Benim unutamadığım bölüm de bir çekim yapmıştık sanırım. Seste proble problem vardı. Sonra tekrar aynısını çekmek zorunda kaldık. <laughs> <laughs> bir gün içerisinde miydi? İki gün içerisinde miydi? Tekrar Yok, aynı mi? gün çektik. Aynı ne? gün müydü? Öyle mi? Ha, bir gün sonra mı çekmiştik? Aynen. Evet. Bir gün sonra çekmiştik. O vardı. Bir de... Ve o günkü olayı anlatalım ama. Tabii. Normalde Caner mikrofonları bizim yakamıza takar. Ses deneme yapar. Deneme çekimi O gün ben deneme yaptım deyip getirdi mikrofonları bize taktı. Elinde denemiş. Aynen. Denedim dedi. Sonra geldi o yayında sesimiz çıkmadı. Boş boş konuşmuşuz. Mürüvvet sormuş. Ben boş boş anlatmışım. Sonra bir daha... Ama biz aslında başka bir bölüm çektik ertesi gün. Evet evet. Çünkü içerikler çok değişti. Çünkü seçim zamanı. Bir günde ise... şey gündem değişti Kesinlikle. ve biz ertesi gün başka bir gündem konuştuk yani. Aynen. Aynı programı çekmedik aslında. Evet aynı program. O değiştirdi. boşa giden bir programımız oldu. Kesinlikle yayınlanmayan bir gizemli bölüm. <laughs> Aynen. Ee, bir de şey vardı... Ee, yanlışlıkla sen geçen bölüm giydiğin üstü giymiştin. Bir çekim öncesi. Öyle miydi? Evet. Zaten çok sık çekim yaptığımız için iyi dayanıyorsun bence üst değiştirme <laughs> kısmında. Farklı üstler giyme kısmında. Aynı üstü giymişsin. Geç kalmıştık çekime. Hadi bakalım onu da değiştirdik, bekledik falan falan. Çok aksamıştık böyle. Gergindi. Bizim çekimlerimiz hiçbir zaman zaten rahat olmuyor. Gergin evet olurmuşsun. evet. Bir de ama şeydi seçim dönemi zaten Herkes acayip var. bir koşuşturma, bir yoğunluk. Hepimizin kendi koşuşturmaları vardı. O arada evet bir kıyafet aksiliği e, yaşamıştık. Bu arada kıyafet yaşamıştık. sponsoru da adanıyor gerçekten. Senin için ben buradan çağrı yapayım. Zor <laughs> yani gerçekten her bölüm farklı kıyafet. Yani bakıyoruz artık bunu giymiş miydik giymemiş mi. Size soruyorum bunu <laughs> daha önce giydin mi? Caner bana artık şey diyor. Abi şu bölümde giymiştin ya falan diyor bana artık söylüyor ya. Yani. Biz normalde yayınlarımız tabii ki de nazik bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Ama izleyicilerden şöyle bir dönüş dönüşeceğiz. Bu bölümde kan yok biz kan istiyoruz vesaire gibi dövüşe alıyoruz. Bununla ilgili ne söylemek istersin abi? Yani izleyici sürekli birilerini gömelim, sürekli birilerini eleştirelim, yerden yere vuralım istiyor. Ya da biz tartışalım istiyor. Yani ya da biz tartışalım istiyor. Şimdi yani karşımızdaki insanları da siyaset yapan, bürokrat, ticaret yapan, konunun muhatabı kimse. Şimdi biz onların bir ailesi olduğunu, çolukları çocukları olduğunu, bir yeri yani bir yere atanmış ya da seçilmiş insanlar olduğunun bilinciyle elimizden geldiğince düzgün eleştirmeye çalışıyoruz. Yani amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Onların kendilerini düzeltmediklerini gördüğümüz noktada sertleşiyoruz. Ya da yapmaması gereken bir şey yaptığımda yani kamu malını kullanarak işte dondurma yemeye gitme diyoruz. Yani. yani bu tarz şeyler yaptıklarında yükleniyoruz. İşte kooperatifler üzerinden yıllardan beri para kazanıyorsunuz. Kahvede oturuyorsunuz sabahtan akşama kadar. Bunu yapmayın diyoruz. Bu Çünkü gerçekten vatandaşın parası diyoruz. Böyle konular olduğunda üzerine gidiyoruz. Ama bazen de, hani vatandaş kan istiyor ama bazen de muhatap olduğumuz siyasetçiler ya da bürokratlar telefon açıp Evet biz bunu atlamışız kusura bakmayın en kısa sürede düzelteceğiz diyor. Ve biz o konuyu artık öyle olunca bırakıyoruz. Sadece düzeltip düzeltmediklerinin takibini yapıyoruz. Düzelttilerse de teşekkür ediyoruz. E, vatandaş diyor işte ona teşekkür buna teşekkür o arkadaşım bu bilmem neyim deyip sallamıyorsunuz. Halbuki öyle olmuyor. Perde arkasında vatandaş adına biz onun sözünü almış oluyoruz. Evet biz bunu atladık düzelteceğiz. Ve sonra da düzeltiyorlar. E şimdi e, her program o yüzden kanlı olmaz olursa tadı yani tamam vatandaş çok izleyici çok mutlu olacak ee, sabah işte diyor ki kalkıyorum pazar sabahı pazar sabahı yayınlanma bir kültürümüz vardı uzunca bir süre var. onu artık değiştirdik yani bizde çünkü robot gibi bir plan falan yapamıyorduk çünkü cuma ya da cumartesi çekim diye herkesin bir sosyal hayatı var sonuçta sabah temizlik yaparken kahvaltı hazırlar hazırlarken dinliyorum diyor Edin çok light geçmiş abi bu bölümce. Yani hep kırbaç al, elimize kırbaç alalım, kırbaçlayalım istiyorlar ama öyle olmuyor. Bir de yerel bir yerde çekim yapıyoruz. Sürekli bir olay olamaz. Hem öyle hem de muhatap yani evet. karşındaki insanla da muhatapsın. Yani restoranda birlikte oturuyorsun, çay içiyorsun falan. O yüzden diyorum ya amaç üzülmemek, bacıyı dövmek öyle. değil. Ve uyarıyoruz yani biz burada uyarıyoruz. Onlar da zaten uyarıyı dikkate alıyorlarsa üzerine çok gitmiyoruz. Almayanların üzerine gittik. Dikkate almayanların yani e, kendilerini sırça köşklerde görüp bize hiçbir şey olmaz diyenler vardı ya. Hani oralara nasıl geldiklerini unutup sanki kendileri başarmış da e, birileri almış onları oraya getirmiş gibi düşünen tipler vardı biliyorsun kadın erkek. Onlarla biraz uğraştık açıkçası. Yani siz o değilsiniz. Sizin öyle bir potansiyeliniz yok. Bir siyasi parti sayesinde oralara gittiniz. Bugün gittiniz yarın oturamazsınız. Çünkü ayaklarınız sağlam değil. Temelleriniz sağlam değil dedik. Oldu. İşte en son biliyorsun insanlara telefon açtılar. İşte tüzük kurultayını görün. Neler yapacağız bak oradan şey çıkacak. Kongre kararı çıkacak falan dediler. Yani eski genel başkan, eski genel başkanın yandaşları, yamakları bilmem ne derken işte en çok aldıkları oy 38. 1200'e karşı 38, 1100'e karşı 23 gibi böyle komik şeyler. Ee, onu anlatmaya çalıştık. Yani temel ayaklarınız sağlam değil, temeliniz sağlam değil. Hani ben her zaman söylüyorum. Yani parti ismi vermek belki şey olur. Evet, yanlış olur ama. Evet. Hani Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi gibi partilerin içinde bir böl güçlü oldukları bölgede gidip belediye başkanı olmak, milletvekili olmak kolay. Yani işte İzmir'de en az oyu e, hangi parti almış? Diyelim ki eski Anavatan ana de seçime git. Anavatan Partisi almış. Yani çok güveniyorsan kendine, çok güveniyorsan siyasetine, istifa et Cumhuriyet Halk Partisinden. İstifa et AK Parti'den, istifa et Milliyetçi Hareket Partisi'nden, git Anamatan Partisi'nden milletvekili seçilmeye çalış ya da belediye başkanı olmaya çalış. Bu kadar mükemmelsen. Ama değilsin. Ama değilsin. Sen de değilsin, ekibin de değil, değilsin. Bak birinci yıl programı gene bu konulara evet, girdik onu değil, değil mi? Öyle söylüyorsun. Değerlendirme yapacaktık yine. Aynen. Neyse hadi bunları başka programa bırakayım ben. Ee, birinci yılımız Hayırlı uğurlu olsun. Bir yıl ee, boyunca sana teknolojik anlamda güzel şeyler kattığımızı ve öğrettiğimizi evet, düşünüyorum açıkçası. Evet. Bu konuda ama yani sizin olmadığınız dönemlerde de kızım Talya'dan da yardım aldım. Tabii her zaman. Ee, Instagram'da bir şey nasıl paylaşılmalıdır işte fotoğraf, etkinlik gibi şeyler. Ne yapmam lazım kısımlarını sizden evet öğrendim. Teşekkür ediyorum bu anlamda. Rica ederim her zaman. Sabırla soruları sorup beni dinlediğin için teşekkür ederim. Caner'in bütün asık suratına rağmen gelip bizim burada çekimlerimizi yapması ve her şeye koşturması anlamında. Bir de kısa kısa programlarımızda çekim anlamında, yayın anlamında olup şu an hani tek tek ismi belki aklıma gelmeyen arkadaşların da hepsine teşekkür ederim. En çok da biz ne yaparsak yapalım izleyiciden olumlu tepki almasaydık bu kadar motive olamazdık. En çok da izleyicilerimize teşekkür ederim. Kesinlikle buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. O zaman birinci yıl özel videomuz burada sonlanıyor diyebilir miyiz? Evet. Bakalım bir sonraki dönemde biz neler bekliyor. Hazırlanır, neler hazırlanır çıkarız karşıları. Hazırlarız çıkarız o zaman. Ee, bu defa ben teşekkür ederim Evrim Bey, ee, Caner Bey. Teşekkür ederiz bu motiveli yüz, yüzünüzle. <laughs> ee, bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Görüşürüz.